Bu şartlarda araçların gidemediği yerlere giderek gıda ve ilaç ve çeşitli yardımları getiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Et Süt Kurumu'na sesleniyorum. Randımanlı hayvanı satın alıp köylüden zayıfını niye bırakıyorsun kardeşim? Ondan da para kazanma ya da zarar et, ne olacak? Adam gidecek, köyden kaçacak. Sırtında abası yok. Karnı aç, yiyecek ekmeği yok. Şimdi tabii biraz önce söyledim, tabloyu ağırlaştıran depremin büyüklüğü ve yıkıcılığı şüphesiz önemli. Çok az görülür bir deprem. Fay hattında ve çok yerleşim yerlerinin olduğu bir deprem. Ama söyledim, bunlar şimdi büyüklüğün ve yıkıcılığın, zararın deprem kadar sebebi de ilk üç gündeki ve sonrasında devam eden hazırlıksız ve koordinasyonsuz. Bütün bilim adamları şunu söylüyor. İlk üç gün, yani 72 saat çok önemli. 72 saat. Orada ne yaptıysan yaptın. Ondan sonrası boş. İşte böyle küçük mucizelere sevinmekten başka bir şey gelmiyor elden. Acı ilk üç gün. Kayıp ilk üç gün. Ve tekrar üzülerek söylüyoruz. İlk gün zaten devlet yoktu. İkinci gün yarım yamalak bir devlet göründü. Üçüncü gün kör topal işe başladı. Böyle olmamalıydı. Böyle bir felaket karşısında böyle olmamalıydı. Türkiye devletinin büyüklüğüyle hep iftihar ettik. Yöneticileri her ne kadar beceriksiz olsa, liyakatsizlik devleti sarmış olsa da güç, kabiliyet ve kapasitesiyle hep iftihar ettik. Ama sınıfta kaldı deyince de milletin evine polis gönderiyorlar. RTÜK televizyonları tehdit ediyor. Kurtarma mucizeleri şovuna döndü televizyonlar. Şu benim demin anlattığım köydeki görüntüyü de göstersenize millete. Gösteremezsin. RTÜK çöker. Hep iyilik, güzellik, keşke hep olsa da gösterseler. O mucizeler, işte 200 saat sonra ortaya çıkan mucizeler Erdoğan'ı sevindirdiği kadar Bay Kemal de şüphesiz sevindirir zaten. Peki o köylerdeki hal, halen çadır bulamadığı için betonda yatan 78 yaşındaki Fatma ablanın hali ne olacak? Bunları gösterirsen olmaz. Mucize göster. Mucize göster yeter. Ayıp. Ayıp. Kızıyorum. Sayın Genel Başkanımıza dün söyledi. Çok üzgünüm ve çok öfkeliyim diye. Hakikaten öfkelenmemek mümkün değil. Bölge varlık içinde darlık çekti, çekiyor. Şimdi asrın felaketi mi, asrın beceriksizliği mi? Asrın felaketi mi, asrın liyakatsizliği mi? Asrın ihmali, asrın koordinasyonsuzluğu, asrın sorumsuzluğu, asrın denetimsizliği, asrın geç kalmışlığı da var asrın felaketinin yanında. Asrın felaketi var. Ama asrın beceriksizliği, asrın geç kalmışlığı, asrın koordinasyonsuzluğu, asrın beceriksizliği ve ihmali de bu depremin yıkıcılığını iki kat arttırdı. Bu artık, bu saydığım olumsuzluklar bir iktidar değişikliğiyle zaten olmaz artık. Bunun için bir zihniyet değişimine de ihtiyaç var. Toplumun 4 ay sonra yapılacak seçimlerde bu meselelere bakış perspektifini siyasi partilerin ve liderlerin de çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani 86 milyonun şu rapor, Hatay Valiliğin hazırladığı şu rapor orta yerde dururken, şu raporda önerilen hiçbir şeyi hayata geçirmeyenlere de bir hesap sorması lazım. Yıkılan bina envanteri devletin elinde yok. Bir sayılar açıklıyorlar ama gerçek anlamda yok. Şuna üzüldüm. Duydum bugün parti genel merkezinde bölgeden gelen arkadaşlarla bir toplantı yaptık. Şöyle yapıyoruz, onu da söyleyeyim. 54 milletvekilimiz şimdi orada. Dünden önce orada 6 gün çalışan 54 milletvekilimiz de genel merkezde bizleri bilgilendirdiler. Şimdi onlar 3 gün dinlenecek. Öbür 54 milletvekili gelecek. Bugün Ankara'da bulunan milletvekilleri evlerine gidecek. Üstünü başını değiştirecek. Tekrar bölgeye gidecek. Bölgedeki her noktada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bölge halkıyla dayanışma ve tesanüt içerisinde. Yeri geldi kolu boşalttılar, yeri geldi köye motosikletle erzak getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi Şanlıurfa'ya ekmek geldi ilk gün ya da ikinci gün. Nereden? Suriye'den. Vay, 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 vay. Şanlıurfa'da deprem var, Suriye'de de deprem var.
Ekmek geldi. Suriye hükümeti göndermedi onu söylüyor. Gönder edebilir. Ekmek de Suriye'de bizim kurduğumuz fırınlardan geldi. İşte depremin özeti budur. Sonra ikinci gün o Twitter'ı kapatmak, bant daraltmak neydi ya? O BTK başkanının yatacak yeri yok. Enkazda millet elinde, millet telefonla yatıyor yatağa zaten. Enkaz altındaki adam telefondan yardım isteyecek, isteyemedi ya. İsteyemedi kardeşim. İsteyemedi. Onun da yatacak yeri yok. Ve sonra bu hatadan dönüldü. Şimdi Hatay da Suriyelilerle beraber 2 milyon insan var. 2 milyon nüfusu var Hatay'ın. 11. gündeyiz. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'a 21 bin çadır kurduk dedi. Sevinelim mi, üzülelim mi? 21 bin Hatay'a. Hatay'ın ihtiyacı 250 bin çadır. 11. gün ihtiyacın onda birini bile sağlayamamışsın. Televizyon karşısına çıkıyorsun. Hatay'a 21 bin çadır kurduk diyorsun. Olmaz. Olmaz. Çadırların kuruluş şartlarının da çok olumsuz olduğu ile ilgili de bilgiler geliyor. Niye çadır yok bu ülkenin? 99 depreminde 6 saat sonra Tayyip Bey'in 99 depreminde 6 saat sonra kurulan çadırda belediye başkanı mıydı o zaman? Gelmişti 99 depreminde çadırda fotoğraf vermişti. 6 saat sonra. Biz 4. gün çadır görmeye başladık. 4. gün. Şimdi burada bu sarayın ve şürekasının hiç kusuru yok mu? Elektrikler hala kesik. Çok tek tük böyle anartellerde var. Bir şey daha oldu. Bu da izansızlığın ve koordinasyonsuzluğun bir örneği. Ben oradan bölgeden demiştim ikinci gün. Bölgede gıda geldi dağıtılamadı diye. Bölgeye gıda geldi dağıtılamadı beceriksizlikten. O gıdalar belki yazık oldu, döküldü, saçıldı. Şimdi yeniden gıda sıkıntısı var. Bütün bunlar neymiş? Koordinatlarıyla yerler belliydi Hatay'da toplanmalarının, şey alanlarının. Şurada var işte. Burada var. Koordinatları da var. Şimdi zaman almayayım. Buralarda biz bulamadık bir şey. Ve gelen yardımlar ortalıkta kaldı, koktu, kokuştu, dağıldı, saçıldı. Şimdi gıda krizi başladı. Ve buradan sesleniyorum. Allah aşkına bölgeye giyilmiş ikinci el giysi göndermeyin ya. Göndermeyin kardeşim. Gönderecekseniz gidin bir tane temiz bir şey alın gönderin. Bölgede giysiler yol kenarlarına dökülmüş, hatta ısınmak için yakılarak kullanılıyor. Değerli vatandaşlar, hepimizin bu acıyı derinden hissettiğini biliyorum. Şu anda bölgede giysiden ziyade iç çamaşıra ihtiyaç var. İç çamaşıra. Gönderecekseniz sıfır, iç çamaşırın ikinci eli olmaz kullanılmışı, sıfır iç çamaşır gönderin. Pet, çocuk bezi, hijyen bunları gönderin. Şüphesiz koordineli bir şekilde kuru gıda, erzak, konserve bunların çok işe yarayacağını da düşünüyoruz. Ya beyefendi tutmuş, pişkinliğin bu kadarı hakikaten olmaz diyoruz ya. Yıkılan binaların %98'i 1999 öncesi binalar demiş. Erdoğan doğru söylemiyorsun. 99 öncesi yapılan ve yıkılan bina var da bu söylediğin doğru değil. Velev ki doğru diyelim. Velev ki. 99'da önce yapıldı diyorsun. Sen 2002'de iktidar oldun sonunda. 21 yıl geçti aradan. 6 defa imar affı çıkardın Erdoğan. 6 defa. Bu imar affını niye çıkardın demem ama şunu demek benim hakkım. Hiç mühendislik hizmeti almamış. Mühendisin eli değmemiş. Mühendisin. Zemin etüdü yapılmamış. Jeoloji mühendisinin bakmadığı binalara nasıl sen af çıkardın Erdoğan? Hazineye 3-5 kuruş girsin diye. Hazineyi boşaltıyorsun, 5 çeteye veriyorsun. Hazine boşalınca millete salma yapıyorsun. İmar barışı çıkaracağım, %2 ver. Yazık. İşte bu asıl sebep binanın 99'u şusu busu değil. 6 defa çıkardığın ve mühendislik çalışması görmemiş, zemin etüdü yapılmamış binalara yapı kayıt belgesi vermendir. Bir mesuliyet varsa oradadır.
Erdoğan ilk günlerdeki eksiklik ve aksaklıklar kısa sürede önemli ölçüde giderildi. Ha, bu şu işte. Muhalefetin ilk üç gün devlet yok iddiasının kabulüdür bu. Erdoğan diyor ki ilk günlerdeki eksik ve aksaklıklar kısa sürede önemli ölçüde giderildi. Bizim ilk üç gündeki beceriksizlik iddiamızı kabul ediyor. İlk günler böyleydi, şimdi giderdik diyor. Çavuşoğlu ne diyor? Dışişleri Bakanımız. Elbette her şey mükemmel değil. İlk başta koordinasyonda eksik olabilir. O da bizim ilk üç gün eleştirimizi doğruluyor. Ama kısa süre içinde sistem oturdu. Oturmadı Sayın Çavuşoğlu. Sana diyorum, köyün ismini vermeyeceğim. Hatay'da, Maraş'ta köyler kokuyor. Çavuşoğlu da diyor ki sistem oturdu. Oturmaz olsun böyle oturacaksa bu sistem. Millet betonun üstünde kartonda yatıyorsa ve sen buna sistem oturdu diyorsan olmaz olsun böyle sistem. Ömer Çelik, tabii ki ulaşılamayan yerler, sıkıntılar, aksaklıklar söz konusu olmuştur. Söz konusu olmamalı kardeşim. Olmamalı. Ulaşılamayan yer olmamalı. Halil Rıfat Paşa'nın meşhur bir sözü vardır. Gidemediğin yer senin değildir. Dünya lideriyim diye caka satacağına, Maraş'ın, Hatay'ın köylerindeki yaşanan drama, devleti oraya yollayarak çözüm bulacaksın. İlk 72 saat her şeydir arkadaşlar. İlk 72 saat çok çok önemliydi ve ilk 72 saatteki hata ve ihmalin telafisi olmuyor. Bunu gördük. Bu Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde İlk 72 saatin her şey olduğunu, çok önemli olduğunu ve ilk 72 saatteki hatanın telafisinin olmadığını gördük. Şimdi bunu yaparken bu Erdoğan'ın, Çavuşoğlu'nun, Ömer Çelik'in söylediklerini, muhalefetin söylediğini bir hemşire kardeşimiz de şöyle söylüyor. Ve içeri alınıyor haykırdığı için, yok dediği için, eksik var dediği için hemşirenin evine polis gidiyor. O depremde yaşanan sıkıntıları haber yapan televizyonlar RTÜK'ten tehdit yiyor. Ve televizyonlara RTÜK sopası gösteriliyor. Gün birlik günü diyorsun, bu laflı olmaz. Bölgede çok sayıda belediye var. Bölgede çok sayıda sivil toplum örgütü var. Bölgede AFAD var. Bölgede siyasi partiler var. Bölgede Kızılay var gibi, var gibi ama bunlar birbiriyle neredeyse küs gibi. Böyle bir şey olabilir mi? Bu meşhur fıkra gibi, Dursun'un Temel anasını görmesin demesi gibi bir şey. Ya yardım gidecek, bırak gitsin, yok. Bunlar da yaşadığımız ağır sorunlar. Şimdi AFAD'ın biraz önce söylediğim teknik personeli, Allah hepsinden razı olsun, çalışanları, hem burada hem de işte bu Maraş'ınkinde buralarda söylemişler arkadaşlar. Teknik bilim yanılmaz. Siyaset yanılabilir, bilim yanılmaz. Teknik kadro söylemiş. Her şeyi söylemiş. Fakat ihtiyaçları söylemiş, gerekenleri söylemiş. Saray duymamış. Saray bunları duymamış. Saraya bağlı bu kurum. Saraya bağlı. Duymamış. Umursamamış. Hani tedbir bizden, takdir Allah'tan ya. Saray demiş ki tedbir de Allah'tan olsun canım, ne olacak? Ya tedbir senden saray, tedbir bizden, takdir Allah'tan. Tedbiri de Allah'a havale etmişler. İşte bu raporlarla ilgili bir kazma vurmamaları, ellerine bir ölçüm cihazı alıp hiçbir binayı test etmemeleri, sarayın tedbiri de Allah'a havale ettiğinin bir gerçeğidir. Bakın AFAD 2019 stratejik planından bir sayfa. Herkes internet, AFAD'ın internet sitesinden aldım ben bunu. AFAD'ın 2019'da. Hadi bunlar illerinde, Hatay'ın ve Maraş'ındı. Zayıf yönler. Merkez ve Taşra Teşkilatı'ndaki personel sayısının istenen düzeyde ulaşmamış olması. Demin söylediğim sayıları. Ya 2019'da AFAD'ın stratejik planında bu var Soylu. Sayın Bakan. Personel sayısının istenen düzeye ulaşmamış olması diyor. Bunu stratejik plana bizim zayıf yönümüz diye yazmış adam. Niye tamamlamadın? Millet işsizlikten kırılıyor. Türkiye'de 200 bin işsiz mühendis, mimar var, jeolog var ya.
İkinci zayıf yön. İl müdürlüklerindeki personelin uzmanlık kapasitesinin yeterli olmaması. Bak 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 bak. Yazmışlar. İl müdürlüklerindeki personelin uzmanlık kapasitesi yeterli değil de arama kurtarma genel müdürlük yeterli mi? İlahiyatçıyı, mühendis varken, jeolog varken, bırak mühendisi jeoloğu ya. Bir iyi bir inşaat taşeronu, inşaat işçisi senin genel müdürüne taş çıkarır ya. Sen ilahiyatçı diye, ideolojik yandaşlığı var diye bir teknik adamın yapacağı işi bir din adamına nasıl verirsin ya? Yazmış zaten buraya. AFAD, ben demiyorum. Bir tane daha okuyayım, bunu bırakayım. Kurum içinde bazı görev, yetki ve sorumluluklar paylaşımlarının yeterince nitelik kazanmamış olması. Değerli vatandaşlarım, bu okuduğum AFAD'ın kendi 2019 yılında stratejik planı, AFAD'ın. Planın adı şu, 2019-2023. Bu 4 yılla ilgili eksikleri de yazmış, zayıf yönleri, güçlü yönleri yazmış. Bu eksiklikler 2019'da yapılmış, yazılmış ve yemin ediyorum hiçbir şey yapılmamış. Burada kusur yok mu, var mı değerli vatandaşlarım? AFAD'ın kendi planı, stratejik planı. Yani bu plan geliş tek sayfa değil. 2019'da 2023 arasında AFAD'ın röntgenini çekmiş. Ben bunun bir sayfasını aldım. Demin gösterdim, illerde de daha işte böyle genişleri var. İşte Hatay raporu gibi. Şimdi zayıf yönler çok. İl müdürlüklerinin kuruma bağlanması sonrasında kurumun iç örgütlenmesinin bu sürece yeterince uyumlaştırılamamış olması. Uyumsuzuz diyor. AFAD diyor ki, AFAD'ın içinde uyumsuzluk var diyor. 5. madde bu. Herkes bilsin. Ben deminden beri ne diyorum? Cumhuriyet Halk Partisi başından beri ne diyor? Bir uyumsuzluk, bir koordinasyonsuzluk var diyor. İşte AFAD. 2019-2023 stratejik planına bunu koymuş. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bunları seyir mi edeceğiz? Seyredemeyiz. Seyretmeyeceğiz. Yara var, acı var diye de bunlar iyi halimiz. Bundan ilgili sorumsuzluklarla ilgili kimin bir sorumluluğu varsa, bu kayıplarla ilgili, bu yıkıcı depremin etkileriyle ilgili hesabı verecek. Şimdi bir yardım meselemiz var. İlk günden itibaren gıdadan hijyene, sobadan giysiye, iş makinesinden oyuncağa, battaniyeden çadıra, aynı ve nakdi yardımlarını esirgemeyen aziz milletimizden Allah razı olsun. 7'den 70'e milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Onlara gönül ve şükran borçlu olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Millet AFAD'a da, Ahbap'a da, Kızılay'a da, derneklere de yardım bölgesine ulaştırmak üzere para ve mal yolluyor, veriyor. Fakat saray ve cumhur ne yapıyor? Bazı STK'ları hedef gösteriyor. Ahbap gibi. Millet senin AFAD'ına, Kızılay'ına güvenmeyip Ahbap'a yardım ediyorsa sen bu adamı niye hedef gösteriyorsun? Dün akşam da AFAD ve Kızılay merkezli büyük bir bağış kampanyasını hep birlikte izledik. Öncelikle ortak yayına katılan tüm televizyonların sorumlularına teşekkür ediyorum. Burada görev yapan birbirinden şöhretli sanatçılara, sporculara, efendim medya mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Büyük katkılar olmuştur, eksik olmasınlar. Kumbarasını açıp 120 lirasını yollayan 6 yaşındaki evladımıza da, umre ve haç parasını veren teyzemize de çok teşekkür ediyorum. Araba almak için biriktirdiği 600 bin lirayı veren kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Velhasıl aziz milletimize çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki dün akşamki kampanyanın da sivil katkı daha fazla olsaydı. Hepiniz izlediniz. Merkez Bankası 30 milyar, Ziraat Bankası şu kadar, Halkbank bu kadar, Vakıfbank bu kadar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ey Merkez Bankası, Nisan ayında genel kurulunu yapacaksın. Usul öyle. Ve karını hazineye aktaracaksın. 2 ay sonra. Şunu yaptılar ya. Merkez Bankası Nisan ayında hazineye aktaracağı karı bağış olarak buraya gösterdi. Vay anasını.
Merkez Bankası 30 milyar TL yeni parayla. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank. Yani devlet bu cebinden aldığı, para da yok, bu cebinden aldığı, gösterdiği, bu cebine koydu. Ve bunu bu canlı yayında yaptınız ya. Ayıptır ya. Bunlar zaten olacak. Siz, oradaki genel müdürün parası değil. 1 milyon ve 5 milyon vereceğim diye adam, millete bir geçmiş olsun diyeyim diyor. Beni bağlayın diyor. Yok. Merkez Bankası Başkanı'nı bağlayacağız. Ya 20 milyon vereceğim ama özel sektör. Bir millete geçmiş olsun diyeyim diyor. Yok. Böyle şey olur mu? Merkez Bankası Başkanı. Sana kanunla verilmiş bir görev var. Enflasyonu düşürme görevi var. Sen böyle caka satacağına, hazineye 2 ay sonra aktaracağın parayı bağış olarak AFAD'a, Kızılay'a aktaracağına, sen enflasyonu düşürsene kardeşim. Bu da yok. Hep söylüyorum. AK Parti'nin fıtratında milletin haliyle ve aklıyla alay etmek gibi bir özensizlik var, izansızlık var. Dün akşam Beşli Çete'nin bonkörlüğünü de gözlerimiz yaşararak izledik. Fakat çok enteresan ya. Bugün de, dün karar dün alınmış. Adam işi garantiye almış. Resmi gazete bu Cumhurbaşkanlığı kararı, isim vermeyeceğim, 3 milyar muafiyet. Dün akşamki bonkör Beşli Çetelerden birine 3 milyar muafiyet. Muafiyeti önden almış, sonra televizyonda onu depreme bağışlamış. Oh ne ala. Ben de bağışlarım öyle. Öyle herkes bağışlar milyar. Bu da garip. Şimdi bu bağışların akıbeti önemlidir. Uzattık. Şunun için geçmişten bir güvensizlik var. Kızılay kendine yapılan bir bağışı TÜRGEN'e aktardı. TÜRGEV'e aktardı. AFAD'ın koordinasyonsuzluğu, beceriksizliği orta yerde. Bunun için bu bağışların sevkinin, sarfının çok şeffaf olması lazım. Milletin 6 yaşında kumbarasını açıp 120 lira gönderen çocuğun parasının amacına ulaştığını denetlemek Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Sayıştay'ın namus borcudur. Çocuk kumbarayı açmış, 120 lira çıkmış, onu göndermiş. Adam umreye gidecek, kadın hacca gidecek, oraya ayırdığı parayı göndermiş. Bu paranın çarçur edilmemesi için, edilmez inşallah, biz de üstümüze düşeni yapacağız. AFAD ve Kızılay resmi internet sitelerinde şeffaf bir şekilde bu sarfları göstermelidir. Herkes, hepimiz görmeliyiz. Ve Sayın Erdoğan şu lafı niye deme gereği duydu anlamadım. Her kuruş depremzedeler için kullanılacaktır. Aa, biz başka bir şey için mi verdik bu paraları? Bunu deme gereği duymak şudur. AFAD'a ve Kızılay'a olan güvensizliği biliyorum. Ama merak etmeyin. Biz bu her kuruşu depremzede için kullanacağız demektir. Bir ayıp da şudur. Bafra Kaymakamlığı dağıtım yerlerine bir yazı yazmış. Şam olarak şöyle. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi de etkileyen deprem nedeniyle afetzede vatandaşlarımız için açılan AFAD hesaplarına yapılan nakdi yardım dekontlarının liste halinde kaymakamlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim. Ağır bir şey söyleyecektim. Ayıp olur. Bu ne ya? Ey kaymakam, Bafra kaymakamı, sana ne milletin nereye ne bağışladığından? Ya adı üstünde bağış kardeşim, gönüllülük esası vardır ya. Öbür türlü olsa Tayyip Bey bir emir verdi, her memurun maaşının yarısını keserdiniz zaten. Bu ne kepazelik ya? Bu ne özensizlik, izansızlık, saygısızlık? Ne yapacaksın milletin nereye ne kadar bağış verdiğinize? Bunu da milletin takdirine sunuyorum. AK Parti'nin ve bürokratlarının meseleye nasıl baktığının tipik bir örneği. Biraz uzadı. Önerilerimiz vardı. Hızla söylemem lazım. Çadır. Hala en büyük mesele. Konteyner en büyük mesele. Salgın hastalıklara karşı tedbir almak en büyük mesele. Beslenme ihtiyacının artık giderilmiş olması lazım. 11. günde giderilmedi. En büyük mesele. Arama kurtarmada çalışan resmi gönüllü herkesin ödüllendirilmesi lazım. Bu para değildir salt. O insanların nasıl fedakarlıkla çalıştığını ben biliyorum. Resmilerin de, gönüllülerin de. İtfaiyecisinden, belediyecisine, afatçısından, Kızılay'ına kadar. Jandarma arama kurtarmadan, polis arama kurtarmaya kadar.
Hepsinin ödüllendirilmesi lazım. Bu salt para olmaz. Çeşitli yolları bulunabilir bunun. Allah razı olsun demek birebir yüzüne amirlerinin hepsinin onları taltif etmesi de olur. Başka türlü de olur. Doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet faturalarının tamamını silin. Bölgede yaşayanların. Bölgeden ayrılan ailelerin çocuklarının özel okul öncesi, ilk, orta ve lise nakillerini hızla yapın. Ağır gidiyor. 5000 falan yapılmış ya ana kadar. 11 gün geçti. Üniversiteleri kapatma kararını derhal iptal edin. Kredi Yurtlar Kurumu yurtları yerine kamu misafirhanelerini ve otellerini kullanın. Ve harcamalardan şeffaf olun. Özellikle ilk üç gün yaşanan ihmal ve sorumsuzlukların faturasını ilgililere çıkarın. İstifa etmesi gerekenlerin istifasını alın. Bölgedeki sanayi kuruluşlarının faaliyete geçmesini sağlayacak tüm teşvik tedbirlerini alın. Bölge ıssızlaşmasın her şeye rağmen. Bölgede işten çıkarma yasağı getirin. Kimse işinden çıkarılamasın. Bölgedeki kamu çalışanlarının orada kalması için özendirici teşvik ve destekleri açıklayın. Çadır, konteyner ve benzeri mallarda KDV'yi derhal %1'e indirin. Değerler herkes için tabii. Sadece AFAD'ın aldığı çadırlar için ya da kamu, AK Parti'ye yakın STK'nın aldığı için değil. Herkes için. Ve seçim tartışmaları da artık bitsin. Ömer Çelik, Bülent Arıç'ın kendi görüşüdür demiş. Arıç'ınki kendi görüşü. Fakat sonra bence özrü kabahatinden büyük bir şey söylemiş. Ne demiş? AK Parti'nin bu tip konularda değerlendireceği yetkili kurulları, bu tip konuları değerlendireceği yetkili kurulları AK Parti'nin MKYK'sı, MYK'sı ve genel başkanlık makamıdır demiş. Değildir Ömer Çelik. Bu konuların değerlendirileceği yer AK Parti MKYK'sı, MYK'sı, genel başkanlık makamı değildir. Değildir. O kadar yıldır siyaset yapıyorsun. Anayasayı hiç mi okumadın? Bunlar anayasada seçim tarihinin ertelenmesi, savaş yoksa ancak mecliste bile konuşulamaz, savaş varsa mecliste konuşulur ama seçim tarihinin ertelenmesi AK Parti MYK'sında konuşulamaz. Eğer savaş hali varsa, o da varsa mecliste ertelenir demiyorum. Mecliste konuşulur. Savaşın şiddetine, büyüklüğüne göre seçim ertelenebilir ya da ertelenmez. Dolayısıyla seçimin ertelenmesinin konuşulacağı yer Sayın Ömer Çelik AK Parti MYK'sı olabilemez. AK Parti genel başkanlık makamı olabilemez ve Bülent Arıç da olmaz tabii. Bülent Arıç'ın da konuşacağı bir iş değil. O da böyle bir konuşmuş. Türkiye bu yaraları sararken, hızla sararken millet dün akşam gösterdi yardımlaşma ve dayanışma duygusunu. Bir yandan da tarihinde yapılacak bir seçime de hazırlanacak kabiliyet ve kapasitededir. Çok teşekkür ederim. Biraz uzattım, özür dilerim. Evet, her şeyi söyledik, soru yok. Tamam.